yeni bir Kale Bodur'la mimarlığa hoş geldiniz. Portekiz Mimarlık Ofisi FCC'nin yapımını üstlendiği Campo das Palos evi Refenturas'ta yer alıyor. Yapının zemin katında merdivenin olduğu alan evdeki özel ve ortak kullanım alanlarını birbirinden ayırmış. Girişin karşısında mutfak, oturma odası ve banyo bulunurken özel kullanım alanlarında iki yatak odasıyla ana yatak odası yer alıyor. Dikdörtgen şeklindeki bu loft evin bahçeye bakan tüm cephelerinin camlarla döşenmiş olması evin iç ve dışında aynı taş döşeminin kullanılmasıyla evdeki iç dış mekan ayrımı da yok edilmiş. Geniş bir görünüme böyle ulaşılmış. Campo das Palos geniş ve ferah yapısıyla kullanıcılarına konforlu bir yaşam vaat ediyor. Brezilyalı mimarlık ofisi Pistaş Ganaş'ın tasarladığı mağaza üstündeki bahçe adlı Amiral Mağaza, São Paulo şehrinde yer alıyor. Bir markanın en büyük ve konsept mağazası olan Amiral Mağaza, markanın genç ve zarif ruhunu yansıtacak şekilde doğa tarafından sarmalanan terk edilmiş bir havuzdan ilham alınarak tasarlanmış. Mağaza, kıyafetlerin sergilendiği ana alan ve deneme kabinleriyle ev dekorasyonu bölümlerinin bulunduğu bir yan alan olmak üzere iki bölümden oluşmuş. Ana alanın duvarları 10.345 adet pembe çiniyle kaplanmış. Mağaza üstündeki bahçe, müşterilerine doğayı da içinde barındıran bambaşka bir alışveriş deneyimi sunuyor. İngiliz mimarlık ofisi Nimtim'in dizayn ettiği Kovan evi Londra'da yer almış. Kovan ev, kitapsever bir ailenin evine eklenti olarak tasarlanmış. Küçük olmasına rağmen kullanışlı ve zengin bir alana dönüşmüş olan bu ev, sahiplerine oldukça düşük bir bütçeye de mal olmuş. Yapıda hafif ahşap üstüne yer yer kırmızı tuğladan bir kaplama kullanılmış. Bu sayede görsel zenginlik elde edilmiş. Mevcut evin arkasına uzanan bu alternatif alan, aileye komşulardan uzak yeni bir oturma, yemek ve mutfak alanı da sunmuş. Kovan ev, sade ve sıcak görünümünün yanı sıra verimli kullanım alanlarıyla benzerlerinden ayrılmayı da işte böyle başarmış. Taylandlı mimarlık ofisi PLP tarafından tasarlanan SOI 16 Pattaya'da yer alıyor. Tayland mimarisinden ilham alınarak tasarlanan üçlü ızgaralar, ön ızgarayı kaplayan kil kiremitlerle binanın ana yapısını oluşturmuş. Geleneksel Tay desenlerinden esinlenen kontrol ve şerit cephesi, mekanın önündeki elektrik kablolarıyla hoş bir de uyum yakalamış. Pub'un asma katına çıkılan merdivenlerde Taylandlı gençler tarafından tercih edilen krom motosikletlerden esinlenilmiş parlak metal korkuluklar da yer alıyor. SOI 16, yerel sokak kültür özelliklerinin eğlenceli bir şekilde sentezlenerek ziyaretçilerine de sıra dışı tema ve mimarisiyle keyifli bir eğlence mekanı sunmuş. İtalyan mimarlık ofisi Bricolo Fasarella tarafından renove edilen Verona çatı katı, adını aldığı eski şehir merkezi Verona'da yer alıyor. Tarihi yapının ortaya çıkmasını isteyen mimarlar sıvaları sökerek orijinal duvarın kaba halini kullanmayı tercih etmişler. Duvar seçimi eve otantik ve mütevazi bir hava katmış. Bu hava yeni objelerle de harmanlanmış. Evin genelinde duvarlarda ve zeminde koyu ve açık tonlardaki ahşap kullanıma dikkat çekiliyor. Bu kullanım aynı zamanda bir tezatlık yaratarak evin daha modern bir görüntü kazanmasına da yardımcı oluyor. Sıra dışı ve yaratıcı çözümleri içeren Verona çatı katı, kullanıcılarına eşi benzeri olmayan bir ev deneyimi sunuyor. Yine bir Kale Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.